Protist alemi içerisinde X, Y, Z canlılarına ait özellikler verilmiş. Kesinlikle yanlış soruluyor. Bakın Silla hareket edip Kontraktikov'la sahip olma paramesyum. Şöyle yazalım. Kontraktikov'u bulunup karbondioksit özümlemesi yapan Y canlısı Öglena. Neden hocam Alk değil? Çünkü Alk'te Kontraktikov'u yok. Orada Çeper var. Şimdi Z canlısına bakıyorum arkadaşlar. Z canlısında karbondioksit özümlemesi yapma yok. Kontraktikov'u yok. Silla hareket etme yok. Aklıma sporlular geliyor. Mesela parazit, kanda parazit yaşayanlar olabilir. Ya da cıvık mantar geliyor. Peki hocam. X ve Y canlıları yaşam ortamları benzerlik gösterebilir. Paramesyum öglüne tatlı sularda yaşarlar. Y canlısı kemoototrof beslenir arkadaşlar. Kemosentez prokaryot canlılarda karşımıza çıkan bir özellik. Protista ökaryottur. Z canlısı birçok omurgasız ve omurgalı hayvanda parazit yaşayabilir. Cıvık mantar parazit yapabilir. Sporlar parazit yaşayabilirler. Bu ifade de yaşayabilirden dolayı doğru kabul edilir. Kesinlikle yanlış sorduğu için yalnız 2 olacak. Bir öğrenci kaktüslerin kurak ortama ayak uydurduğunu, adapte olduğunu görmüş. Buna göre kaktüsle ilgili hangi yorum yapması uygun olur? Bu tarz güzel bir soru. Şimdi yapraklar su kaybını önlemek için diken şeklini almış ki arkadaşlar şunu hatırlatayım. Kurak ortam bitkilerinde yaprak yüzeyleri dardır arkadaşlar. Yaprak yüzeyi dar. İşte mümkünse diken şeklinde ince olur. Kalın kutikulalı olur arkadaşlar. Kutikula su kaybını önleyen bir örtü. İşte etrafında tüy, bolca tüy bulunur. Su kaybını önler. Stomalar azdır. Stoma gözenektir arkadaşlar. Terleme yapan yapılardır. Ve genellikle yaprağın alt tarafında yoğunlaşmıştır. Kurak bölge bitkilerinde ve derindedir. Yani olabildiğince su kaybını azaltacak adaptasyonlar geçirmişlerdir. Bakın bu ifade doğru. Kaktüsler parazit beslenmez arkadaşlar. Onlar cins açı, canavar otu, öksü otu gibi bitkiler. 2 gitti. Bir cevaplarım da olacak. Gövdesinde su depolar aynen öyle. Kaktüsün en azından bulduğu suyu vücudunda tutması gerekiyor. Çok sayıda değil az sayıda stomaya sahip. Çünkü dedim stoma terleme yapıyor. Terleme su kaybına neden olan bir şey. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. Eritromisin ve tetrasiklin gibi bazı antibiyotikler prokaryotların ribozomuna bağlanır. Protein sentezlenmesine engel olur. Ökaryotların ribozomuna bağlanmaz. İnsanlar bu antibiyotikleri kullandığında kendileri zarar görmeden bakteriler ölür. Bilgiye göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Antibiyotikler bakteri üzerinde etkilidir. Doğru. Bakterilerin ribozom yapısı insanların ribozom yapısından farklı. Çünkü aynı olsaydı biz de zarar görürdük. Antibiyotikler bakterilerin solunumuna engel olabilir. Bunu nasıl çıkaralım hocam? Sonuçta protein sentezlenemezse arkadaşlar bu totalde bir solunum enzimi olabilir. Doğru mu? Mesela glikoliz reaksiyonlarını ya da oksijenli oksijensiz solunum reaksiyonlarını katalizleyen bir enzim olabilir. Ve siz protein sentezini durdurarak o enzimin sentezini engellemiş olabilirsiniz. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki sınıflandırmaya göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın sınıftan sonra iki tane takım oluşmuş. Sonra takımlar kendi içerisinde ailelere. Aile bakın familia 2, kendi alt türü 2 cins. Familia 3, 1. Familia 4, 1 cins. Bu şekilde bir sınıflandırma yapılmış. Bir yorum yapalım bakalım. L cinsinin M cinsine benzerliği K cinsine benzerliğinden fazladır. Doğru çünkü aynı familiaya ait. Takım 1'deki birey sayısı takım 2'den fazladır demiş. Arkadaşlar burada birey sayısına ulaşabileceğiniz bir bilgi var mı? Yok. L ve M cinslerindeki bireyler çiftleştiğinde verimli döl verirler. Şimdi arkadaşlar verimli döl ifadesi aynı türün bireyleri için geçerlidir. Fakat L ve M cinsi farklı. Cinsi farklı olanın türü aynı olamaz zaten. Cevabımız yalnız 1 olacak. Bazı türlerin kromozom sayıları gösterilmiş. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Bakın Lepistes, insan 46 kromozom, yuvarlak solucan domates 24, E6 otu 500. Kromozom sayısı canlının gelişmişliğini göstermez. Çünkü E6 otu buradaki hiçbir canlıdan daha gelişmiş değil. Kromozom sayısı canlıların akrabalık ilişkisinin belirlenmesinde kullanılmaz. Sonuçta 46 kromozomlu bakın Lepistes balık, insan memeli. Farklı tür canlılar aynı kromozom sayısına sahip olabilirler. Bu ifadeyi çıkartabilirsiniz. Cevabımız 1 ve 3 olacak.
Şimdi biyoloji öğretmeni Enes tahtaya bazı sistematik kategoriler ve ortak gen sayısını çiziyor. Ortak gen sayısı bakın 3'te maksimum. Biz biliyoruz ki alemden türe doğru gidildikçe ortak gen sayısı artar. Dolayısıyla ortak genin maksimum olduğu yere tür, ondan sonra cins, şöyle aile, takım, sınıf şeklinde yorum yapabilirsiniz. Peki hocam, Enes öğretmen öğrencilerine soruları yöneltip cevap alıyor. Bakın, çeşitliliğin en fazla olduğu kimdir? Emre 3 demiş ama çeşitliliğin en az olduğu bu olması lazım. Ortak özelliğin en az olduğu yerde çeşitlilik fazla olur. Yani bunun cevabının 5 olması lazım. Emre hata yapmış. İki familia ise 4 hangi kategoriyi gösterir? Eğer iki familia ise yani aile ise 4 takımı gösterir ama Sami cins demiş. Protein benzerliği en az olan sistematik kategori 5'tir. En fazla olan 3'tür arkadaşlar. Ceyda doğru söylemiş. Kim doğru söylemiş? Yalnız Ceyda. Bitkiler aleminde yer alan özelliklere sahip canlı türler arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Hani şöyle söyleyelim arkadaşlar. Biz bitkileri klasik sınıflandıralım önce. Tohumsuz ve tohumlu. Tohumsuz, damarsız tohumsuz ve damarlı tohumsuz olsun. Tohumlular da açık tohumlu ve kapalı tohumlu olsun. Peki hocam. Şimdi bakın. Bunların hepsi nişasta depolar. Bu maksimum. Tohum oluşturma burada. Meyve oluşturma ise kapalı tohumda. Dolayısıyla meyve oluşturma da en az olacak. O zaman türler arasındaki ilişki 1 büyük, 2 büyük, 3 şeklinde olmalı. Cevabımız A seçeneği. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli protistlerde özelliklerden hangileri görülebilir? Mitoz bölünme ile büyüme demiş. Bakın tek hücreli bir canlı mitozla büyümez arkadaşlar. Mitozla çoğalır. Büyümesi sitoplazma artışıyla olur. Kontraktil kofil ile fazla suyu dışarı atabilir. Mesela paramesyum, öglena, amip. Besinleri dış ortamdan endostozla alabilir. Mesela paramesyum bu şekilde yapabilir. Öglena hem ototrof hem heterotroftur. Amip yine yalancı ayaklarıyla alabilir. Görülebilir sormuş. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Soruda bir diyagram verilmiş. X, Y, Z özellikleriyle ilgili. X fotosentez yapma, Y iletim demeti taşıma, Z de tohum oluşturma demiş. Bakın açık tohumlu, kapalı tohumlu evet. Eğrel otları damarlı tohumsuz. Boynuz ve kara yosunları ise damarsız tohumsuz. Şöyle yapalım. Damarsız tohumsuz. Şurası damarlı tohumsuz. Bunlar ise tohumlu bitkiler. Peki ne yanlıştır? Karayosunlarında iletim demeti bulunmaz. O zaman buraya göre bulunmaz. Çünkü Y bu taraftan itibaren başlıyor. Boynuz otları ototrof beslenir ki arkadaşlar fotosentez yapmayı en başa koyduğuna göre demek ki burada herkes fotosentez yapıyor. Eğrelti otları tohum ile ürer ama tohum oluşturma bakın Z'den itibaren var. Bu ifade yanlış. Açık tohumlar eşeğil üreyebilir. Evet onlar da sonuçta polen oluşturabiliyorlar arkadaşlar. Kapalı tohumlar karbondioksit özümlemesi yapar. Karbondioksit özümlemesi zaten fotosentez demekti. O X özelliğiydi. Cevabımız C seçeneği. Biyoloji öğretmeni prokaryot hücre yapısına sahip 3 farklı canlı türünün özelliklerini araştırmaları için Zeynep, Elif ve Nevzat'a ev ödevi verir. Öğrenciler araştırdıkları bakteri türlerinin özelliklerini bir tablo üzerinde gösterip akıllı tahta ekranına yansıtır. Şimdi öğrencilerin hazırladığı tabloya göre bu türlerle ilgili verilenlerden hangisi söylenemez? Şimdi prokaryot canlılardan bahsediyor. Buna dikkat edeceğiz. Peki. Zeynep'in araştırdığı canlı türü bakteriler aleminde incelenir. Bakın şimdi Zeynep ne yapmış? Hücre çeperine sahip. DNA kılıfı yok. Plazmiti olabilir. Ototrof beslenmiyor. Yani DNA kılıfı yoksa mesela bakteri diyebilirsiniz. Çünkü DNA kılıfı olduğu zaman arkadaşlar akla öncelikle arkeler gelmeli. Elif'in araştırdığı canlı türünde hücre çeperi canlının korunmasında görev alır. Ki zaten hücre çeperinin mantığında o var arkadaşlar. Hücre zarına desteklik sağlamak, hücreye desteklik sağlamak. Nevzat'ın araştırdığı canlı türünün özelliklerine göre bakteriler ototrof beslenebilir. Bakın Nevzat ototrof beslenen bir bakteri bulmuş. Elif ve Nevzat'ın araştırdığı canlı türleri farklı alemlerde incelenir. Hemen Elif ve Nevzat'ın bulduğu canlılarda şu DNA üzerine örten protein kılıfı görelim. Elif arke bulmuş,
Nevzat bakteri bulmuş olabilir, değil mi? Dolayısıyla bu da bakteriler alemi ve arkeler alemi şeklinde iki farklı alem olarak karşımıza çıkar. Elif ve Zeynep'in incelediği canlı türler arasında konjugasyon gerçekleşebilir demiş. Şimdi hemen Elif ve Zeynep'in şu şekilde bakın. Birinde plazmit var, diğerinde yok. Ama dikkat, Elif arke bulmuştu, Zeynep bakteri bulmuştu. Arkeler ve bakteriler arasında bu tarz bir konjugasyon işlemi gerçekleşmez. Cevabımız E seçeneği.